15 Mart Çarşamba. Cumhuriyet. Barış Pehlivan. FETÖ tutuklusuna makam veren soylu. Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in silahlı fotoğraflarını gördünüz mü? Özmen, ağır silahlarla çektiği pozlarını polislerimizin kadro ataşlarına katılıp yerli silahlarımızı test ettik diye paylaştı. Bir günden meslektaşımız İsmail Arı, Özmen'in sicilini ortaya dökünce de sosyal medya hesabını kapattı. Ama işte arşiv unutmuyor. Biz yazmayalım, iktidarın yayın organı Sabah gazetesinin 10 Eylül 2016 tarihli haberinden okuyalım. Pensilvanya'ya gidip Güllen'i ziyaret etmesine rağmen hedef şaşırtmak için darbe girişimi gecesi sokaklarda uzun namlulu silahla poz verip Atatürk fotoğrafları paylaşan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen elinde tutuklandı. Gelin görün ki nasıl olduysa bu Mevlüt Özmen cezaevinden çıktı. Yetmedi Süleyman Soylu onu İçişleri Bakanlığı'na hukuk müşaviri yaptı. Kulislerde deniyor ki Mevlüt Özmen'i içeriden kurtaran Süleyman Soylu'ydu. Göreve iade etmekle kalmadı, Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından birinde kritik koltukta 4 yıl oturmasını sağladı. 2020 Temmuz'undan beri de Manisa'da vali yardımcılığı görevini yapmasını sağladı. Sahi ne diyordu Süleyman Soylu? Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ'cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur. Açık sözlü insanları seviyorum. Okumuşsunuzdur. Deprem bölgesindeki yetersizlikleri dile getirenlere tasmalı itler diyen Tuğrul Selmanoğlu'na AKP'nin yurtdışı seçim kampanyasında üst düzey görev verildi. Selmanoğlu, iktidarın yurt dışındaki seçim koordinasyonunda tanıtım ve medyadan sorumlu başkan yardımcılığı koltuğuna getirildi. Herkes Selman olduğunu tartışırken, ben size başka bir görevlendirmeden bahsedeyim. Adı Emine Şeçeroviç Kaşlı. Saraybosna'da yaşayan bir boşnak gazeteci. Kaşlı geçen gün sosyal medya hesabından bu görevle de Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde bu davaya hizmet etmek onur ve gurur vericidir. Allah yardımcımız olsun. Reisle bir zafere daha diyerek resmi bir görevlendirme belgesini paylaştı. AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kaleme aldığı belgeye göre, Emine Şeceroviç Kaçlı, iktidar partisinin Bosna Hersek'teki seçim koordinatörü koltuğuna oturtuldu. Belli ki AKP Kaçlı'ya çok güveniyor olacak binlerce seçmeni ona teslim etti. Peki Emine Şeceroviç Kaşlı'nın pek de hatırlanmasını istemediği geçmişinde ne vardı? Yazayım. Kaşlı uzun bir süre FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazarıydı. 17-25 Aralık'ta AKP FETÖ savaşı başlayınca çok üzülmüş olacak ki 2 Ocak 2014 tarihinde sosyal medya hesabından da şu mesajı paylaştı. Aklıma Mahsun'un şarkısı geldi. Hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye? Neyse. Onlarca örnek gösteriyor ki Fethullahçılarla zamanında teması olmayanı AKP'de bir göreve atayamıyorlar.